Yok hanım yok. Ben onca yılan, çakal, akrep gördüm ama bu elmas gibisi yok vallahi. Kadın resmen iblisin elli ayaklısı. O kadar. Ne yapıyorsunuz bakayım? İyi gülüm. Ne yapalım? Anamla laflıyoruz işte. Gel güzelim. Bunu getirdim size. O ne annem? Günlük. Çiçekle ilgili duygularınızı yazacaksınız buna. Allah Allah ya. Kuzum yeni yeni adetler çıkarıyorsunuz be yavrum. Evladımız büyüsün. Yüz yüze böyle bütün duygularımızı dirik. Buna ne hacet? Olmaz anne. Hem söz uçar yazı kalırmış. Düşünsenize ömrünün sonuna kadar saklayabileceği bir anısı olacak onun da. Ay ne kadar güzel düşünmüşsün Mavi. Düşünür o, düşünür. Benim evladım antine kuntine ne kadar iş varsa hepsini bilir, hepsini düşünür vallahi mutlaka. Ya sen niye şimdi böyle söyleniyorsun ki ne? Yazı yazmak senin bir nevi bir işin oldu yani. Gazetede köşesi yok mu? Aa buna da doktoru verirsin kız. İyi madem ya, bir kıy yazayım. Sen de yazacaksın yenge. Herkes yazacak, vallahi itiraz istemiyorum. Ya ben ne yazacağım ya? Ya ben öyle süslü püslü lafları yapamam ki ana. Vallahi hiç beni karıştırma. Demincek benimle maytap geçerken iyiydi değil mi? Dur kız dur. Kimler yazmış bakalım okuyalım. Anam bir Ali yazmış ya. Fazla insan yazmamış. Çok rahat kopya çekemeyecek. Ne yazmış bu? Canım kızım hoş geldin. Ey ki ne geldin. Ey ki ne bizi gerçek bir aile yaptık. Ne kadar güzel yazmış ya. Kız bak ben şimdi böyle süslü püslü yazamam ya. İçimden geldiğinden ne varsa öyle yazacağım ha. Hiç uğraşamam ha. Ey yazıyorum ha. Torunum. Kuzumun kuzusu. Ben anneannen. Hasibe. Anan sağ hamile olduğunu dediğinde nasıl sevindim, nasıl sevindim. Havalara uçtum anda bile. Bu yılanlarla, çakallarla dolu dünyaya geldiğini öğrendiğimde tıpkı İsmin gibi içimde çiçek açtı. Sakın ha yılan, çakal falan dedim diye korkma. Ben anneannen seni ömrümün sonuna kadar korurum. Zaten Haydar'la tanıştın mıydı? Ne demek istediğimi anlayacağım. İyi ki doğdun ya kuzum. İyi ki doğdun. He? Ne oldu lan? Neyi ağlıyorsun ya? Ne kadar güzel yazdın ya. Vallahi tutamadım kendimi. Kalemimle işte böyle ağladırım ben adamı. Al yazın, al yaz. Ana. Yaz yengesi olarak da yaz. Haydi. Ağlaşma. Çiçeğim. Babamı da arkasına aldı. Bu elması yıkamayız artık. Yok. Ben o kağıtları ona imzalatacağım göreçkiler. Ay hadi inşallah Cemal abi. Ya yok. Babam bu konunun altını çok dikkatle çizdi. Bir daha böyle bir şey kalkışılmayacak yani. Evet ama bence de. Bir daha kadını imzala falan deme Cemal abi. Kadın itfaiye sireni gibi ortalığı ayağa kaldırıyor. O imzaladığının farkına varmayacak ki ne? Nasıl olacakmış o iş? Görürsünüz. Ya abi bırak Allah'ını seversen ya. Gene batacak planlarından biriyse bizi hiç bulaştırma. Hep imzalet ediyor, rezil oluyoruz ya. Ulan asıl çocuğun yüzünden rezil oluyoruz, beceriksiz. Ya Cemal abi tamam, vurma kuç işime. Vallahi salak edeceksin ya. Heh, sanki çok akıllı da. Cemal. Ya tamam, bırakın şimdi lagalugayı. Bana bak lan. Senin kargoda çalışan bir arkadaşın var. Neydi o? Var. Mesut. Tamam ara. Görüşeceğim onunla. Ara. Ya tamam, tamam ya. Aşkım. Güzel kızım benim. Bir tanem.
prensesim babasının bir tanesi. İnşallah bir şeyim yoktur kızım. Çünkü ben senin emeklediğini, yürüdüğünü, bana baba dediğini duymak istiyorum kızım. Sırtına taktığın kocaman çantayla okula gittiğini görmek istiyorum kızım. Sağlıklı bir kızım. Çok şahane bir eşim var. Daha ne isterim bu hayatta? Ali. Başka bir şey olmadığına eminsin değil mi? Yok. Başka bir şey yok. Depoya kaldır. Heh. Ay gerekli gereksiz ne varsa odalarda tutuyorlar böyle. Leş gibi toz tutuyor ya. Sana da yazık ya. Tamam da sorup sormadan atmasaydık ki şahı. Bir danışsaydık bakalım atın diyecekler mi? Ha? Ana bak 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 bak. Sevdan oku kitapları da duruyor. Günahtır. Ma bu lise kitabı be. Ne yapacak? Hep hiçbir haberi yoktur zaten. Ne arıyorsunuz Birgül? Temizlik. Kutudakiler ne? Odalarda gerekli gereksiz ne varsa depoya kaldırıyoruz. Ne de olsa Fazıl Bey'in eşi olarak da evi böyle düzenlemeye hakkım var yani. Daha dur hele ya. Nikahın bile olmadı. Ayrıyetten düzenlemek sağ mı kalmış? Ha? Bize mi karar vereceksin? Daha bak benim kızlarım var. Safiye var. Sordun mu onlara? Temizlik yapmak için onlara soracak değilim. Yürü Birgül. Hadi. Diğer odalara bakalım. Lan milletin neyi var neyi yoksa toplamışsın ya. Kime diyorum? Kime diyorum? Öyle her aklına eseni yapamazsın bu evde. Duyuyor musun beni Elmas? He? Kime diyorum kime? Ha duyuyorum. Duyuyorum duyuyorum da. Seninle muhatap olmamak için duymazdan geliyorum. Anne, ne oluyor burada? Annem, bu Elmas evi düzenlemeye karar vermiş. Ya, herkeslerin eşyalarını topluyor. Topluyor, topluyor, depoya attırıyor biliyor musun? Düzenleme yapıyorduk Kasibe. Kötü bir niyeti yoktu ki Elmas'ın. Aman Birgül, yorma sen o tatlı çeneni. Zaten insanın kalbi kara olunca her şeyi kötü görüyor. Bak! Elmas, annemle düzgün konuş. Ayrıca kadın haklı. Sen bu düzenlemeleri yaparken bize sordun mu hiç? Yok sormadım. Ama Fazıl Bey'in eşi olaraktan kimseye de bir şey soracak değilim. Bu evde birlikte yaşıyoruz. Biz de söz sahibiyiz. Söz sahibilermiş. Ben biliyorum sizin bu konağa nasıl çengel attığınızı. Abinin kanını bahane ederek çökmüşsünüz konağa. Bir de bana konağın sahibiyiz diye hava atıyorlar. Elmas düzgün konuş. Ne biçim konuşuyorsun sen? Annem dur. Sen bulaşma bu çirkefe. Sen Kibra bir kadınsın. Lan! Ben senin oğlum Tiferet ağzını böyle yırtmaz mıyım lan? Ay! Dövecek beni! Ay! Dövüyorlar beni! Hatice beni dövüyor. Ne bassız kaderim varmış benim. Ne bassız kaderim varmış. Dövüyorlar beni bunda. Ne bağırıyorsun ya? Ne bağırıyorsun? Ne örüyorsun Allah'ın aşkına?
hanıma duyurmaya çalışıyorsun değil mi? Hani tamam boş ver. Elmas sen huzursuzluk çıkartmak mı istiyorsun ha? Hoşuna mı gidiyor? Bak seni ilk ve son kez uyarıyorum. Eğer bir daha benimle, Ali'yle ya da abimle ilgili tek bir şey söylersen eğer... ...seni mahvederim. Anladın mı? Ahın da evladımı duydum. Durumu şahane özetledi. Ben de bunun altına imzamı korum. Benim ocakta yemeğim vardı da bana müsaade hasibe. Bir gül şıvırsızı. Lan. Sen nasıl bir insansın ya? Şu konağa kim gelse hemencik böyle yamacına yanaşıveriyorsun. Sana anlattım değil mi? Ali'nin Mavi'nin nasıl evlendiğini bu kadına. Kocaz! Bak, bir daha. Sakın ha sakın. Benim ailemin hususi hayatıyla ilgili bu kadına bir şey demeyeceğim. Ha demeyeceğim. Vallahi. Senin pes dilini çıkarırım. Aa böyle seni ipe dizerim. Asarım, kurudurum. Kış için. Anladın mı? He, anladım. Sen merak etme, bu iş bindi. İçerideyken herhangi bir rahatsızlık hissederseniz elinizi kaldırın. Tamam. Buyurun. Alamadın, burada mı saldıracaksın? Yok. Daha iyi bir fikrim var. Seni düelloya davet ediyorum. Kız, manyadın mı sen? Ne düellosu? Biz kovboy muyuz be? Bak şimdi. Anladım ki ne? Ben seni bu konakta ağız tadıyla dövmeyeceğim. Zira elimi kaldırmaya kalktın mıydı? Cir cir cırlıyor. Fazil Bey'i işin içine davet ediyorsun. Öyle oluyor değil mi? Çünkü hepiniz Fazıl Bey'den korkuyorsunuz. Fazıl Bey benim bodyguard. Ne korkacağım lan ben Fazıl Bey'den. Seni dövmeye hayal ederim de ondan. Ha işte bu sebeple seni düelloya davet ediyorum. Böyle tarafsız bir ortamda gozlarımızı paylaşak. Bana bak. Sen beni fazla hafife alıyorsun ha. Böyle göründüğüme bakma. Bende deli kuvveti var. Ezerim seni ben. Hmm. Ez lan. Ez bakalım. Ez hadi. Ez ezebiliyor musun? Sağ meydan okuyorum. Meydan okumanı kabul ediyorum. Hmm. Ey o vakit. O zaman akşamla karşı karşıya gel ha. Tamam. Bak öyle. Yeri bildireceğim. Beklemede kal. Bekliyor. Mesut, sen şimdi bu kağıdı al tamam mı? Bak, bu kutuyu da al. Ali abime getireceğim bunu. Cemal abim kapıyı Elmas'a açtıracak. Sonra? İşte sonra güya kargo teslim kağıdını imzalatıyormuş ayağına... ...çaktırmadan evlilik sözleşmesini imzalatacağım. Bilmiyorum İsmet. Başım belaya girsin istemiyorum. Ne belası lan? Kadın anlayıp şikayet ederse işimden olur. Ya yok be oğlum ya. Ne anlayacak? Fark etmeyecek bile. Cık, sen merak etme. Al şu kalemi şimdi. Ben Cemal abime haber veriyorum tamam mı? Hadi sen de yürü. Hadi. Anam İsmet arıyor. Efendim İsmet'im. Tamam aslanım. Tamam lan tamam. Gerisi bizde hadi.
Ne diyor? Ne diyor canım? Mesut'u göndermiş. Geldim, geldim. Tutun şunu. Canım sen gel şöyle bir gülüm. Gel yavrum gel canım gel. Gel sen nereye gidiyorsun ya? Ya bıraksın sen bir yakın kapıyı açacağım. Aa bir gül. Heçanın kapıları her zillere sen bakmak zorunda mısın ya? Evet. Safiye abla. Bence içeri götürelim. Hadi canım hadi bir gül. Azıcık bir salona geçelim biz. Haydi gel canım. Ya ne oluyor ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne var? Bana da söylesenize. Biz de onu gidiyoruz. Gül. Yılanın deliğinden çıkarttık işte. Ya Cici anneciğim. Sana zahmet, sen açar mısın şu kapıyı ya? Kapıya bakmış. Ben bu konağa hanım olayım. Bak bakayım kapıyı, pencereyi bana açtırabiliyor musun? Buyur. İyi günler. Ali Göreçki'ye bir kargo var. Kendisi yok. Dur, abisi burada, bir ses edeyim ben. Ali Bey'e kargo gelmiş de bir in al istersen. Yok ya, sen al ya. Ne olursun, ben şimdi iyi miyim? Belim çok ağrıyor biliyor musun Cici anne? Ver bana, ver. Bu mu? Ben sana o sözleşmeyi imzaladırım dediydim. Al işte, imzalıyorum. Yoktur, imzalıyorum. İmzalıyor, imzalıyor. Bak şimdi, bak. Ay hadi inşallah. Şurayı imzalayacaksınız. Burayı mı? Evet. Bir çek elini de imzalayayım. Ben tutuyorum, sen atıver imzayı. Hemen şurası zaten. Ya bir sen çek diyor muydun ya? Böyle imzalayamıyorum. Ya bırak çek. Ya çek ya. Bu ne lan? Bu... Evlilik sözleşmesi. Vallahi ben bir şey bilmiyorum. Size iyi günler. Hadi. Çanak çömlek patladı, kaçın. Kaç, kaç. Allah sizi ne etmesin emi. Hesapta beni Tonga'ya mı düşüreceksiniz ha? Ha ben de saf saf imzalayacağım bunu, öyle mi? Lan siz beni salak mı sandınız lan? Ey yarabbim ey. Maddelere bak sen. Of ya hakikaten Cemal ya. Kadın cin gibi. Ya yer yer diyordun al yemedi işte. Vay çakal vay. Ya Mesut imzalattıramadı. Ben olaydım var ya altından girer üstünden çıkar o imzayı bastırtırdım oraya. Babam geliyor. Hayırdır Elmas? Niye gülüyorsun sen? Ay şey Fazıl Bey. Bu seninkilerin son numarasına. Ne numarası? Ne oldu gene? Bunlar akılları sıra bana tuzak kurmuşlar. Kargocuyu ayarlamışlar. Ali Göreçki'ye kargo diye bunu getirdi bana. Son anda fark ettim oyunlarını vallahi. Ne oyunu? Neymiş o? Ah kendim bak. Evlilik sözleşmesi. Cemal! Efendim babacığım. Gene mi lan? Gene mi? Babacığım bunda yanlış bir şey yok. Biz sizin evliliğinizin çerçevesini çizmeye çalışıyoruz. Lan başlarım senin çerçevene. Bana bak Cemal. Bu sana son ikazım. Bir daha böyle münasebetsizlik yaparsan seni böyle paralarım tamam mı? Safiye, pembe. Bu uyarım aynı zamanda size de. Tabii tabii babacığım. Çok güzel bir şekilde mesajın alındı. Ay. Ha burada ne varmış? Anam, buna da böyle kağıtları tutmuşlar iyi mi? kargo yerine ulaştı demek. O elindekiler ne babacığım? Al bak bakalım neymiş? Sinir olmadan adam çarpıyor utanmazlar. Ulaştı, ulaştı. Ben de bir güzel evlilik sözleşmesinin altına imzayı çaktım. Meraklanma. Ha.
Ay İsmet de saf mıdır nedir ya? Gelmiş kargoda yerine ulaşmış diyor. Ya Allah'ım ya. Yarın kına gecesi, ondan sonra babam bu çıngıraklı yılanla nikah masasına oturacak. Vallahi düşündükçe aklım fıttıracak gibi oluyorum ya. Şş, vallahi baktığımız acayip daralıyor Cemal yani. Gerçekten moralim az seviyelerim şu an. Eksi sıfırları çok altı. Bence kabul edelim. Biz bu elmasa yenildik. Yenildik, ezilmedik demek isterdim ama bayağı da bir ezildik. Ya bana niye haber vermiyorsunuz ya? Babam parçaladı o evlilik sözleşmesini, suratıma fırlattı gibi. Oğlum o sözleşmeyi bize yedirmedin ha, dua etsen. Ya görmüyor musun? Adamın gözünden ateş çıkıyordu resmen. Ula karıya bak ya. Tek tabanca hepimizin hakkından geldi, iyi mi? Herhalde konağın hanımı olunca var ya bizim canımızda okuyacak. Yani ben o kadında o potansiyeli görüyorum çünkü. Yok. Kabul etmiyorum. Ben o kadının bu konağın hanımı olmasını kabul etmiyorum. Bana bakın göreçkiler. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Tamam mı? Ya tamam da Safo. Cephanelik bitti. Ben de artık çözüm fikri falan tükendi ya. Fikri olan varsa buyursun, dökülsün. Dur bakalım koca. Hemen yelkenleri suya indirme. Benim aklımda bir plan var ama yani işe yararsa bu nikah yatar. Ne? Yalnız bu plan için hain eks damat İlyas'a ihtiyacımız var. Ne edek Safo? Ne edek yani? Denize düştük bir kere. Her türlü yılana sarılacağız. Neymiş, anlat bakayım, dinleyin. Anlatıyorum, dinleyin. Şimdi evet. Öncelikli olarak da... Naciye! Hayırlı günler yavrum. Nasıl? Nasıl gidiyor işler? Nasıl? İyi mi? İyidir inşallah. Sağ ol Asibe ablam. İyi Allah'a şükür. Sen nasılsın? Nasılsın ya? Vallahi ya. Seni gördüm. Daha iyi oldum ya. bu arada nikahınız varmış. Hayırlı olsun şimdiden. He ya, nikahımız var. Zaten ben de ondan sebep geldim ya. Bizim konaktan elmas var ya. O sahibi sipriş vermiş ya. Pindallı mı? Ney? Nerede o? Ne zaman gelir? Geldi mi senin eline? Geldi Asibe ablam. Aslında yarın teslim alacaktım ama bugün başka siparişlerle birlikte yolladılar. Hah! Harika! Naciye, bak ne diyorum. Ha. Sen o pindallıyı bağ ver. Şey yaptırtacağım, bir yerine böyle küçük bir işleme koydurtacağım. Geline sürpriz olaraktan. Nasılsa teslimatın yarınmış, ben onu yarın teslim ederim kendisine. Ha. Olur madem. Bir dakika, vereyim o zaman. Tabii tabii, ver. Bu da pek ağır. Ben sana bunu paketleyeyim vereyim Asibe ablam. Bu paketler de bir. Bir bunu bana bir. Şimdi şunu bir terzi Şükrü'ye götüreyim de. İyice bir daralsın. Lan elmas, lan elmas. Yarın şunun içine sığamayınca o meymene siz suratın ne hal alacak? Çok maraktayım. Vallahi da maraktayım, billahi da maraktayım. siz şimdi Fazıl Bey'i elmastan kurtarmamı istiyorsunuz, öyle mi? Öyle. Sen de şimdi neden bana geldiniz diye merak ediyorsun. Çünkü şu koskoca Ürgüplerde senden daha yalanını bulamadım da o yüzden dolayı geldik canım. Sağ ol Safo. Bunu iltifat olarak alıyorum. Herife bak ya. Lan suratına tükürsem ya Rabbi şükür diyor. Herife bak. Oğlum oyalama bizi. Yapabileceğim mi, yapamayacağım mı onu söyle. Vallahi zor ama imkansız değil. Yani çok da vakit yok ama olsun. Yarın akşama kadar elimden geleni yapacağım. İlyas bak, beceremeyeceksen kendimize başka bir yılan bakalım. Neyi beceremiyorum ya? Neyi beceremiyorum? Benim bu tiple, bu karizmayla Ürgüp çevresinde tavlayamayacağım kadın yok. Bak, şu tipe saça. Ya, ben senin işi çözerim de sen benim işi çözebilecek misin Cemal'cim? Gene ne istiyorsun lan sen? Ben neyi çözeceğimmişim? Ne istiyorsun gene? Vallahi çok şükür şirketinizi geri aldınız. Hayırlı uğurlu olsun. Gözümüz yok. Ama kimse bana gelip İlyas'cığım, kardeşim şu kadarcık payım vardı. Buyur senin olsun demediniz. Benim payım arada kaynadı gitti. Oo, yok Safo yok. Biz anlaşamayacağız kah. Biz kendimize başka bir yılan bulalım. Yoksa bunun boğazına çökeceğim. Şşş Cemal, az 5 dakika bekle lütfen. Sen bilirsin Cemal'cim. Yani bana vereceğin 3-5 kuruşu düşünüyorsun ama elmasın senden senelerce koparacaklarını düşünmüyorsun. O kadın insanın iliğini kemiğini sömürür. Kurutur vallahi. Cemal bak, İlyas haklı. Kazların geleceği yerden tavuklar esirgenmez. Ya ne istiyorsa ver şuna. Allah aşkına ya. Hoş. Tamam lan tamam.
Sen elmasın yönünü kendine çevittir. O nikahı iptal ettirdin. Ben de senin payını avucuna çatır çatır saymazsam ne olayım hadi. Tamam, anlaştık. Bu işi bitti bilin. O zaman ben vakit kaybetmeden hamlemi yapayım. Şişt. Bana bak. Aldığım bir istihbaratlara göre kendisi birazdan çarşılara çıkacak. Tamam. Hadi görüşürüz. Cemal, bir yamuk olmasın. Resmi sözleşmeyle geleceğim. Tamam lan tamam. Hadi defol git. Herife bak ya. Gene ne yaptı etti benden bir şey koparttı. Ay. Ali Bey, ben de sizi görmeye geliyordum. Geçmiş olsun. Sağ olun Doktor Bey. Sonuçlar ne zaman çıkar? Yarın çıkar Ali Bey. Hay Allah ya. Yarına kadar neyim olduğunu bilmeden bekleyeceğim öyle mi? Sonuçlar çıkar çıkmaz sizi arayacağım merak etmeyin. Teşekkürler. İyi günler. Hedef saat 12 civarında güzel. İyice bir kitleneyim ben şunu. Bana mı bakıyor ya? Hedef de sana kilitlendi İlyas. Ulan dakikasında radarına girdin ha. Ay pis pis de sırıtıyor. Manyak mı ne? Gözüyle yedi bitirdi beni be. Bana bir de üstüme geliyor. Ay. Pardon. Elmas değil mi? Ha? Niye ki? Kendimi tanıtmama izin verir misiniz? Ha ben seni tanıyorum ya. Bir gül göstermişti bir kere. Sen Sevda'nın eski kocasısın. İlhan'dı değil mi? İlyas. Ayrıca Sevda'nın kıymetini bilmediği kocası desek daha iyi olur. Doğru tanımlama bu. Vallahi ben bilmem orasını. Hadi iyi günler. Bence siz dışarı çıkmayın. Sebep? Allah muhafaza kaçırırlar falan. Ürgüp sizin gibi güzelini görmemiştir vallahi. Şimdi sen bana iltifat ettin herhalde. Sağ olasın. Yo. Ben gerçekleri söylüyorum. Sizin gibi nadide güzellikler koruma altına alınmalı. İsterseniz konağa kadar eşlik edeyim. Yalnız gitmeyin. Yok canım yok. Ama ne münasebet. Ben giderim kendim. Hadi iyi günler. Ha deliye bak ya. Resmen asıldı bana. Manyak. Zehri verdim. Bir aklı gitti geldi. Karizmanı seveyim İlyas ya. Adamsın oğlum. Bundan sonrası kolay. Yürü İlyas. Doğru yoldasın yavrum. Yürü, yürü. Ya anı defteri ne ya? Yeni yeni icatlar. Ben amcası olarak çiçeğin sürekli yanında olacağım zaten. Duygularım pat pat anadırım suratına. Ne var yani? Vallahi kaçarın yok Cemal abi. Ablam kararlı. Herkes yazacakmış o deftere. Ha? İyi insan lafın üstüne bak. Vallahi elimde de defter var. Kaç Cemal. Ya hiçbir yere kaçamazsın Cemal. Vallahi herkes yazdı sen de yazacaksın. Öyle mi? O zaman yazacağız mecbur ver. Aşk olsun ya. Yani mecburiyetten yazacaksan hiç yazma daha iyi tamam. Vallahi zor geliyor mu abiş? Yalan yok yani. Benim olayım konuşmak. Yazı işlerinde benim hiç iyi değerimdir ya. Bir de iyi okurum yani. Ya Cemal. Herkeslerin benim gibi ebedi bir kişiliğin olması beklenemez ki. Yani sen de artık kendi çapında bir şeyler karalayacaksın. Ne yapacaksın yani? Ebediyat. Ver tamam. Sapacak. Ey Allah'ım ya. Bakayım Fatma ne yazmış. Çiçeğim aramıza hoş geldin. Gı. Ben seni yerim yerim. Gerçekten bu da çok edebi bir metin olmuş yani. Tövbe yarabbim ya. Sen ne biliyorsun lan Fatma ya? He? Sen ne yazdın acaba gerizekalı? Allah Allah. Bak bakalım ben ne yazmışım oraya. Ne yazmış olabilir sence Cemal abi? Ali eniştemin yazdıklarından kopya çekti kendisi. Teessüf ederim ya pembişim. Ben de bir süre emeğimi kattım oraya.
Aa lütfen Pembe, çocuğun hakkını yemeyelim şimdi. İsmet Ali'nin kızım diye yazdıklarını yeğenim diye çevirdi. Çok büyük emek var bunda. Pembe canım. Hadi biz de çıkalım ufaktan. Sevda kelebeğim de anca hazır olur. Hadi Safiye abla. Safiye, gecenin bir yarısı nereye gidiyorsunuz Allah'ını seversen ya? Ya sana ne oluyor Cemal? Sen niye her şeylere karışıyorsun? Kız kız azıcık bir dolaşmalara çıkacağız. Sana ne oluyor? Hadi. İsmet. Beni çok özle tamam mı? Ben seni yanımdayken bile özlüyorum kız. Ay öleceğim. Sen de anca bak. Yürü. Görüşürüz aşkım. Anam Elmas ya. Sen bu hasibenin niye kazına geldin bacım ya? Niye ki kız? Hasibenin Urgup'ta deviremeyeceği insan evladı yok ki. Bak dikkatini çekiyorum. Kadın erkek ayırt etmeden diyorum. Aman. Ondan korkan onun gibi olsun. Bak. Bu hayatta kimseye kendini ezdirmeyeceksin. Seni ezmek isteyen olursa önce kendin ezeceksin. Ben böyle yaptım. Cesur kadınsın be Selma. Yürek yemişsin zar. Hadi hadi gidelim hadi. İnşallah hayırlısı yuvamıza dönerek hakkımızda hayırlısı. Kız korkma korkma. Sen beni hafife alma. Döneriz merakla. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kazamız mübarek olsun. Çiçeğim, sevgili yeğenim. Aa, kalbin kadar temiz bu sayfayı ayırdığın içinle başlayalım. Ya daha neler abi ya. Bak oraya şey yaz sen. Çiçeğim, sepet sepet yumurta sakın beni unutma. Doğru diyorsun lan aslında iyi fikir ha. Böylece sayfayı da doldurmuş oluruz. Ya aşk olsun Cemal ya. Öyle bütün sayfayı doldurmana gerek yok ki. İki satır yazsan yeter. Önemli olan senin kalbinden geçenleri yazmış olma. Tamam kızım tamam şaka ettim yazıyorum tamam. Merhaba göreçikler. Hoş geldin abim. Ne yapıyorsunuz? Oğlum ne yapalım Ali ya? Allah'ını seversen. Mavi bana burada işkence ediyor ya. Hazır gelmişken şöyle iki tane afili cümle söyle de yazayım şuraya. Ya aşk olsun Cemal ya. Ben sana ne dedim? Ya tamam abi işte tamam yazıyorum. Ne oldu? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok, iyiyim. Ali? Oğlum ne oluyor sana? Yine başın mı ağrıyor senin? Tövbe estağfurullah. Acaba başka bir doktora neyi mi gösterseydik seni? Abi ya, bu ciddi bir şey herhalde ha. Arayayım randevu alayım mı senden? Yok oğlum yok ya. Bırak öyle normal bir baş ağrısı. Abartmayın. Dur bakayım. Geçti geçti. Geçti bir şeyim yok şimdi. Doğru söyle. Vallahi iyiyim ya. Ya siz de kızı panik ettirmeyin ya. Tamam tamam tamam. Madem öyle tamam. Dur bir konsantremi dağıtma dur. Heh. Dur geliyor akıyor. Çiçeğim sevgili yeğenim. Heh. Hoş peşi geçelim. Direkt... faydalı bilgilere gelelim. Bir, çiçeğim bu erkek kısmına çok dikkat et. Kendimi tenzih ediyorum. Hepsinde bir sır potansiyeli var çünkü. Eğer sana yanlış yapan biri olursa amcana söyle. Ben onu tımar ederim. İkinci nasihatim de yatırım alanında olacak. Bak. Bence en iyi yatırım aracı gayrimenkul. Öyle döviz sepetiymiş, sanal paraymış,
Bu işlere girme. Sen paranı eve yatır. İmza amcan Cemal Göreçki'ye. Nasıl, iyi mi? Sen ne yaptın ya? Oğlum ne yapayım? Maviş içinden gelenleri yaz dedi. Benim içimden de bunlar geliyor anca. Güzel oldu ama ha. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.